Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havalimanı metro hattı projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız dedi. İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle Ocak 2021'de yaptığımız metro hattımızda son TBM'in çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada ilk sinyalizasyon test sürüşlerini hep beraber başlatacağız. Kağıthane metro istasyonunda incelemelerde bulunan Bakan Kara İsmailoğlu yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı paylaştı. Havayolu trafiğinde küresel bir hub olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanımızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş'a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor. Kara İsmailoğlu metro hattında kullanılacak 136 aracın en az %60 oranında yerli olacağı projede yerli motorlarda kullanılacağını bildirdi. Bizi gururlandıran başka bir husus da araç temininde maksimum oranında yerlilik şartı uygulamamızdır. Metro hattımızda kullanılacak 136 aracın en az %60 oranında yerli olacağı projede yerli motorlarda kullanılacak. Proje tamamlandığında ülkenin en hızlı metrosu olacağını belirten Bakan Kara İsmailoğlu, günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacağını söyledi. Hattımızda işletilecek trenler önce otomatik, ardından da sürücüsü çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38.400 olarak planlanan hat, üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak.